Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Manisa Milletvekili Özgür Özel. Buyurun, süreniz 3 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aslında tarih konuşacağız ama bir konuşma çok tanıdık gelecek. Birkaç saat önce iktidar partisinin hararetle alkışladığı bir konuşma. Diyor ki iktidar partisinin Sayın Genel Başkanı, büyük hiciv şairimiz Eşref bir ilçede kaymakamlık yaparken merkezden bir telgraf gelir diyor. Dikkatle dinliyor AK Parti grubu. Telgrafta kaymakamlık binalarının ihtiyaçlarını bildirin, stop yazmaktadır. Eşref bu telgrafa binanın muhtelif yerleri akıyor, stop diye cevap verir. Ardından merkezden ikinci bir telgraf gelir. Binanın nereleri akıyor, teker teker bildirin, stop. Şair Eşref sinirlenir, iner telgraf memurunun başına, der ki yaz oğlum, binanın muslukları hariç her tarafa akıyor, stop. AK Parti grubu bunu müthiş alkışlarken şöyle devam etti genel başkanları. CHP'nin memleketi yönettiği, tasallut altına aldığı dönemi tam bu şekilde tarif etmenin mümkün olduğunu söyledi ve alkışladınız. Şair Eşref 40 ağaç doğumludur. Benim hemşerimdir. 1800'lerin ilk yarısında doğmuş, 1876'da Ordu Fatsa'da kaymakamlık yapmıştır. Bu telgrafı Fatsa'dan İstanbul'a çekmiş, bu cevabı o zaman almıştır. Hani CHP zihniyeti dönemiydi ya, bakalım kimin dönemiymiş? Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri'nin dönemiymiş. Hani böyle dönüp bazen diyor ya, prompterden döndükten sonra yine baltayı taşa vurdun be, yine baltayı taşa vurdun. Reis bugün baltayı yine taşa vurdu arkadaşlar, yine taşa vurdu. Değerli milletvekilleri, elimizde ibretlik bir basın bilgi notu var. Bu basın bilgi notu Osman Kavala ile ilgili 1 Kasım'da geçen sene tutuklanıp bir sene boyunca iddianamesi hazırlanmıyor diye döndüm ve dedim ya, kamu baş denetçisi, ombudsman, bu işle ilgilenmeyeceksen neyle ilgileneceksin? Osman Kavala bir yılı geçti, içeride iddianame yok. Kamu baş denetçisi meseleden oldukça rahatsız oldu. AK Parti grubu meseleden rahatsız oldu. İddianameyi yazdırmak ya da tutuksuz yargılanmayı savunmak yerine Osman Kavala'ya suç icat edilmeye girişildi. Ve geçtiğimiz günlerde 14 kişi sabahın altısında gözaltına alındı. Bu gözaltımı işlemi sırasında Emniyet Müdürlüğü tarafından basına bir bilgi notu geçirdi. Nasıl bir bilgi notu? FETÖ'cül akıllı hazırlanmış bir bilgi notu. Biz bu bilgi notlarını çok dinledik. Ne zaman dinledik? Bu ülkenin kahraman subaylarına, kahraman komutanlarına. Buyurun sendir. Bu ülkenin vatanseverlerine karşı kumpas davalarında sabah 6'da kapıya dayanıldığında FETÖ'cüler böyle bilgi notları yollardı. Ve ki öyle bir bilgi notuydu ki adam daha emniyete yolda gidiyor, sayıyorlardı. Darbeye girişmek, askeri anayasal düzeni ayaklar altına almak, mühimmatlar saklamak falan. Bugün diyorsunuz ki Milli Ordu'ya kumpas kuruldu o günlerde. Bakın bugünlerde kim kime kumpas kuruyor diye bir bakarsanız bilgi notunda sivil itaatsizlik, şiddet eylemleri, duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın gibi eylemlerle anayasal düzeni yıkmaya çalışmak için cebir ve şiddet kullanarak Osman Kavala'nın kontrolünde birilerinin anayasal düzene kastettiğini söylüyor ve altında da diyor ki yakalanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir. Aramızda hukukçu milletvekilleri var. Böyle ifadeler ancak mahkemelerin nihai karar metinlerinde olur. Bir kişiyi göz
Teşekkürler sana. Buyurun sana. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii Sayın Hatip Şair Eşref'in Ordu'daki görevi sırasında Sultan Abdülhamit dönemine ilişkin bir sataşmada bulundu. Sultan Abdülhamit burada yok. Ancak Müsaade ederseniz bakın, ben bizde hukukta şöyle bir delil vardır hukukta. Her zaman karşı tarafın ikrarı en güzel delildir. Karşı tarafın, hani herhangi bir sataşma yapılmasını istiyorsunuz ya, İsmet İnönü'nün 1918 tarihine kadar anılarını topladığı anılarının ilk cildinde ne diyor? İttihat ve Terakki'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bürokraside hakimiyetinden bahsederken, dikkat edin bakın, bilgi veriyoruz. Hem de İsmet İnönü'den. İsmet İnönü'nün anılarından. Balkanlarda Firzovik'te toplanan İttihat Terakki üyeleri, Firzovik'te toplanan, bakın hiç sataşmaya gerek yok. Firzovik'te toplanan İttihat Terakki üyeleri diyorlar ki, Sultan Abdülhamid indirmenin yegane yolu, vergileri toplamayalım, bürokrasideki gücümüzü toplayalım, böylelikle sultan ekonomi zayıflar, böylelikle Sultan Abdülhamit'ten kurtuluruz diyor. Acaba Şair Eşref'in o dönem yaşadıkları, İttihat Terakki'nin devlet içerisinde devlet olup paralel bir devlet kurmak suretiyle Sultan Abdülhamit'i tahttan indirme gayretlerinin bir neticesi olmuş olabilir mi? Genel kurulun ve aziz milletin dikkatlerine sunuyorum. Saygılarımla. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bazı durumlar zordur. Bazı şeyleri yaşamak istemezsiniz. Allah hiçbir grup başkan vekilini, grup başkanının bugün yaptığı gaftan sonra onu savunmak için buraya çıkıp da bu hallere düşen Cahit Özkan'ın durumuna düşürmesin inşallah. Meclisin tarihinde çokça kullanıldığı gibi sesleneyim. Efendiler, karşı karşıya olduğumuz durum, bir cumhurbaşkanının, bir partinin grup başkanının çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi dönemini, bir partinin genel başkanının, pardon, grup başkanının demek doğru değil, bir dönemi kötülemek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için tarihten yaptığı özentisiz alıntının sonucunda ortaya çıkan durumdur. Bakın diyor, bu telgrafta Şair Eşref ne güzel taşı gediğine koymuş, musluklar hariç kaymakamlığın her yeri akıyor. İşte diyor, CHP'nin memleketi yönettiği, tasallut aldığı dönemi tam bu şekilde tarif etmenin mümkün olduğunu bildiren Erdoğan. CHP'yi kötülüyorsunuz değil mi arkadaşlar? O tarihte ülkeyi yöneten kişi, yıl 1876, kaymakam hemşerim Kırkağaç doğumlu Şair Eşref. Telgrafın muhatabı İstanbul hükümeti, telgrafın muhatabı Osmanlı'nın padişahlığı, telgrafın muhatabı Sultan II. Abdülhamit Han kardeşim. Sen nereden dönüyorsun da İsmet İnönü'ye tek parti rejimine, ha diyorsan ki tek adam rejimi kötüdür. O zaman Sultan Abdülhamit Han yanlış işler yaptı. Genel başkanımız da bunu söyledi. O zaman bugünkü tek adam yönetimine, onun yaptığı yanlış işlere, yarattığı mağduriyetlere, anasını ağlattığınız vatandaşa dönüp bakacaksınız. Teşekkür ediyorum. Sataşmadan cevap vereyim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii bugüne kadar 15-16 yıldan beri 14 seçime girip kaybeden ve bu nedenle de her türlü olumsuzluğu, başarısızlığı
kendinden sadır olduğunu düşünen bir anlayışın nasıl bir anlayışla tezahür ettiğini burada gördük. Bakınız, bir, Sultan Abdülhamit Han'ın ne kadar çalıştığını aziz milletimiz biliyor. Sevgisiyle, teveccühüyle her daim gösteriyor. Hani Manisa'dan bahsettiniz ya, Manisa'daki o valilik binası ne zaman yapılmış bir bakalım. Sultan Abdülhamit döneminde. Eminim her ilin merkezlerinde karayollarıyla, efendim demir yollarıyla bu ülkede ne hizmetler yapıldı bir vakadır. Ancak bugün grup başkanımız olarak ifade etti. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız grup toplantısında ne diyor? Keşke bunu net bir şekilde ifade etseydiniz de o zaman noterlerden belge almaya gerek kalmazdı. Milletimiz hemen güvenirdi. Ne diyor cumhurbaşkanımız? Diyor ki, bakınız Osmanlı dönemindeki bir vakayı anlatıyorum diye anlatıyor. Sonra da diyor ki bunlar işte Cumhuriyet Halk Partili dönemlerde akmayan musluklar, toplanmayan çöpler olarak ifade etti. Bakınız, yapılacak şey ortadadır Sayın Grup Başkan Vekili ve değerli Azirun, Sayın Milletvekilleri. Eğer çalışırsak denildiği gibi çalışan kazanır, elması kazanır. Ve her yaptığımız hadisede de sürekli yenilmişlik psikolojisiyle bütün kötü giden işlerin kendinizden sağdır olduğu düşüncesinden bir anda kurtulursunuz. Bu vesileyle tekrar söylüyorum. Millete gideceksiniz. Milletten yetki alacaksınız. Milletin emanetini de millete hizmet olarak sunacaksınız. İşte böyle çalışkan kadrolar olarak bu milletin önüne çıkma imkanına sahip olursunuz. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bana göre meramınızı gayet iyi anlattınız. Sayın Başkan, yılbaşı hediyesi olarak tarih kitabı önerenler var Sayın Grup Başkan Vekili'ne. Bence kendisinden önce Genel Başkan'ına götürsün, okusun, ama ben öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi öyle bir durumda kaldınız ki Cahit Özkan'ın biraz önce söylediği son cümlelerden, bir önceki sataşmada söylediği son cümle. Tarih ne Cahit Bey? 1876. Yer Ordu Fatsa. Cahit Bey ne diyor? İnsanın aklına şu geliyor diyor. Acaba diyor, o zaman diyor İttihat ve Terakki diyor mevcut hükümeti yıpratmak için bunu yapmış olabilir mi? İnönü'nün bundaki payı nedir? Sayın Cahit Özkan, tarih dersi geliyor, hazır. Olayın geçtiği tarih 1876. İttihat Terakki'nin kuruluşu 1889. Allah aşkına buraya çıkıp bir şeyler savunacaksanız bir takım tarihi bilip gelin. Bir olayın olduğu tarihten tam 13 yıl sonra kurulmuş İttihat Terakki. İkincisi, acaba İsmet İnönü'nün payı nedir dediniz ya. Olayın olduğu tarih 1876, İsmet İnönü'nün doğum tarihi 1884, paşamız henüz 6 yaşında. Takdirlerinize sunuyorum. Değerli milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Kabul edilmiştir, kabul edilmiştir.